Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size dolaşım sisteminin son kısmı olan lenf dolaşımından bahsedeceğim. Lenf dolaşımı bizim kan dolaşımımızdan ayrı bir dolaşımdır ve bunun da oldukça önemli özellikleri ve görevleri vardır. İlk önce görevlerinden bahsetmek istiyorum. Görevlerinden ilki doku sıvısı vardı, hatırlayın. Bizim madde taşımasını sağlayan yapımızda doku sıvısı. Maddeler ilk önce doku sıvısına geçiyordu. Hücreler tarafından da oradan alınıyordu. Bu doku sıvısını eğer fazla olursa alarak kana taşır ve ödem oluşumunu engeller. Ödemde ne demiştik? Ödem doku sıvısının fazlalığıydı. Eğer ki burada lenf damarları tıkanırsa ödem oluşumu gerçekleşiyordu. O zaman görevlerinden ilki neymiş? Şöyle görevleri diyelim. Görevlerinden birincisi doku sıvısının fazlasını kana taşıyarak ödem oluşumunu engeller. İlk özelliği budur arkadaşlar, ilk görevi. İkinci görevi de şudur. İnce bağırsaktan emilen, sindirim sisteminde hatırlayın, ince bağırsaktan emilen yağ moleküllerinin monomerleri vardı. Yağ asitleri ve gliserol. Ayrıca adek vitaminler arkadaşlar. Bunların monomerlerini, yani yapı taşlarını kana taşıyarak yine taşımada da yardımcı olur. O zaman şöyle diyelim. İnce bağırsaktan emilen yağ asidi, gliserol ve adek vitaminlerinin emilimini yaparak kana taşır. Üçüncü görevi arkadaşlar, son görevidir bu. Ak yuvarları olgunlaştırarak kana verir ve böylece vücut savunmasında görev alır. O zaman şöyle diyelim. Olgunlaştırdığı ak yuvarları kana vererek vücut savunmasında görev alır. Evet, lenf dolaşımımızın görevleri bunlar. Peki lenf dolaşımı nelerden oluşuyor? Arkadaşlar, lenf dolaşımı 3 yapıdan oluşur. Lenf sistemimiz. Nedir bunlar? Lenf düğümleri, lenf sıvısı ve lenf damarları. Hemen bahsedelim bunlardan. Bakın şöyle 3 ayırıyorum ben. Lenf düğümleri diyorum. Şuraya lenf sıvısı diyorum. Lenf sıvısı. Şuraya da lenf damarları diyorum. Lenf damarları. Arkadaşlar, lenf düğümleri şu. Lenf damarlarının birleştiği bölgeleri, böyle yumak oluşturduğu bölgeye biz lenf düğümü diyoruz. Lenf düğümlerinde lenfositler üretiliyor. Zaten adı üstünde lenfosit. Lenfositler üretiliyor. İki tane önemli lenf düğümü vardır bizim vücudumuzda. Bunlardan bir tanesi bademcik, diğeri de dalaktır arkadaşlar. O zaman lenf düğümleri için şunu yazalım. Ne diyeceğiz? Lenf damarlarının birleştiği bölgedir. Daha sonra ne diyoruz? Bu düğümlerde lenfositler üretilir. Hemen örneklerinde yazıyoruz. Bir bademcik. Diğeri de neydi arkadaşlar? Dalak. Bunlar bizim lenf düğümlerimizdir. Gelelim lenf sıvısına. Arkadaşlar, bu sıvının içerisinde yağ moleküllerinin etrafı protein bir kılıfla sarılarak, hatırlayın, şiromikronlar oluşuyordu. İşte şiromikronlar bulunuyor bu sıvının içerisinde. Daha sonra adek vitaminleri, ak yuvarlar, kan proteinleri, bir de su bulunuyor arkadaşlar. Lenf sıvısı bu şekildedir. Doku sıvısı da bulunuyor tabii ki. O zaman şöyle diyelim. Bu sıvıda şilomikronun ne olduğunu hatırladık, değil mi? Sindirim sisteminden hatırlayın.
yağ asitleri ve gliserolün etrafı protein kılıfla çevreleniyordu. Buna biz şilomikron diyorduk. Şilomikron oluşturmamızın amacı damarları tıkamasın diye. Çünkü yağlar yapışkan bir özelliğe sahiptir. Damarları tıkayabilir. Şilomikron, adek vitaminleri, al yuvar bulunmadığı için beyaz renklidir. O yüzden beyaz kan da denir arkadaşlar laf sıvısına. Proteinler ve doku sıvısı bulunur. Laf sıvısının özelliği de bu şekilde. Şunu da yazalım. Al yuvar içermez. Al yuvar bulunmaz. O yüzden de beyaz kan olarak veya ak kan olarak da geçer arkadaşlar lenf sıvısı. Gelelim lenf damarlarına. Şimdi lenf damarlarına baktığımızda lenf damarları kılcal ve toplar damarlardan oluşuyor. Lenf sisteminde atar damar yok. Çünkü bunlarda kalp gibi sıvıyı sentezleyecek, sıvıyı pompalayacak bir organ yoktur. Bu yüzden de lenf damarlarında atar damar yoktur arkadaşlar. Şöyle yazalım. Atar damar yok. Atar damar yok. Toplar ve kılcal damardan oluşur. Kılcal damardan oluşur. Ve şunu da söyleyelim. Atar damar olmadığı için lenf kılcallarının bir ucu kapalıdır. Kılcalların bir ucu kapalıdır. Evet, bu da bizim lenf damarları ile ilgili söyleyeceklerimiz. Arkadaşlar şimdi lenf sıvısının toplar damarlarda yani lenf damarlarında nasıl hareket ettiğine bakalım. Daha sonra lenf sıvısını taşınan yolları anlatacağım size. O zaman ilk önce şuraya lenf sıvısının toplar damardaki hareketi diyelim. Lenf sıvısının toplar damardaki hareketi. Bunu nasıl sağlıyor? Aynı diğer bizim kan dolaşımındaki toplar damarlar gibi düşünün. Arkadaşlar birincisi iskelet kaslarının kasılması. İskelet kası dediğimiz çizgili kaslardır. İskelet kaslarının kasılması. İkincisi soluk alma sırasında, nefes alma sırasında göğsümüzde oluşan emme kuvveti. Soluk alma sırasında göğüs boşluğunda oluşan emme kuvveti. Üçüncüsü tek yönlü açılan kapaklar. Lenf damarlarında da arkadaşlar tek yönlü açılan kapaklar vardır. Bunlar da yine sıvının aşağı doğru inmesini engeller. Tek yönlü açılan kapaklar. Dördüncüsü ise arkadan gelen sıvının öndeki sıvıyı itmesi. Arkadan gelen sıvının öndekini itmesi. Evet, bu şekilde lenf sıvısı toplar damarlarında yani lenf toplar damarlarında bu şekilde taşınıyor. Arkadaşlar lenf sıvısı iki farklı yolla taşınarak kan dolaşımına katılıyor. Şimdi o yollara bakacağız. Şöyle yazalım. Lenf sıvısı iki yolla kan dolaşımına katılır. Şimdi bu yollar neler? Bunlara bakalım. Birinci yol, ikinci yol diye bunları anlatacağım arkadaşlar. Şuraya birinci yol diyorum. Şuraya da ikinci yol diyorum. Şimdi birinci yolumuz sol tarafı düşünelim. Sol tarafta bacaklardan ve bağırsaklardan toplanan lenf. Bakın bacak ve bağırsaktan toplanan lenf. Bu ilk önce nereye gidiyor? Lenf damarlarına. Lenf damarları yani lenf kılcalları diyebiliriz. Lenf damarlarına gidiyor. Lenf damarlarından sonra peke sarnıcına gider arkadaşlar. Peke sarnıcı da yine bir lenf düğümüdür. Özel olarak bu şekilde isimlendiriliyor. Ya bizim göğüs bölgemizde bulunan bir yapıdır peke sarnıcı. Daha sonra göğüs lenf kanalına gelir. Göğüs, lenf kanalı. Şimdi göğüs dediğimize göre o zaman yukarı çıktık. Ayrıca bizim başımızın ve göğsümüzün sol tarafı ile sol koldan toplanan lenf. Bakın. Başımızın ve göğsümüzün sol kısmı ile sol kolumuzdan toplanan lenf buradan girecek. Birazdan onu zaten yazacağım yine buradan katıldığını.
Göğüs lenf kanalından sonra nereye gidiyor? Sol, bakın sol taraftan topluyoruz. Sol, köprücük altı, toplar damarı. Toplar damarı. Köprücük altı toplar damarından üst ana toplar damara gider. Oradan da kalbin sağ kulakçığına gider. Ama onu yazmadan önce ikinci yolda yazmak istiyorum. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Yazayım şuraya. Ne dedik? Başın ve göğsün sol kısmı. Başın ve göğsün sol kısmı ile sol koldan toplanan lenf. Bunlar da nerede katılıyor? Bakın burada sıvıya katılıyor arkadaşlar. Gelelim ikinci yolumuza. İkinci yol tamamen sağ tarafı içeriyor. Yani ikinci yol daha kolay aslında. Birinci yolda bacak ve bağırsakları da alıyoruz. Ama ikinci yolda sadece sağ kolumuz, başımızın ve göğsümüzün sağ kısmından toplanan lenf alacağız. O zaman şöyle diyoruz. Başın ve göğsün sağ kısmı ile sağ koldan toplanan lenf. Ne yapıyor bu? Sağ lenf kanalına geliyor arkadaşlar. Sağ lenf kanalı. Buradan da sağ köprücük altı toplar damarı. Köprücük kemiğimiz neresi biliyor muyuz? Köprücük kemiği şu omuz hizasından, bakın boynumuza doğru giden kemiktir arkadaşlar. Köprücük kemiği. Şöyle sağ köprücük altı toplar damarı. Evet, buradan sonra kana karışıyor artık. Kana karıştı burada. Arkadaşlar ikisinin de ortak olarak birleştiği bir yer vardır. Neresidir? Üst ana, bakın kalbin yukarısında olduğu için üst ana toplar damar. Toplar damar. Oradan da kalbimizin sağ kulakçığına gider. Evet, bu şekilde lenf sıvısı bizim kan dolaşımımıza katılıyor. O zaman lenf sıvısının kana karıştığı yer neresidir diye sorulursa köprücükler gelecek aklınıza. Kana karıştığı yer burası. Lenf sıvılarının ilk olarak karşılaştığı yer neresidir? Üst ana toplar damardır. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, lenf dolaşımı ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar, zaten kısa bir konuydu. Şimdi geliyoruz dolaşım sistemi hastalıklarına. Birkaç tane hastalığımız var. Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar size. Şöyle kağıdı değiştirelim. Başlığınızda yazalım. Dolaşım sistemi hastalıkları. Dolaşım sistemi hastalıkları. Nedir hastalıklarımız? Hemen söyleyelim isimlerini. Bir kere damar tıkanıklığı, kalp krizi, daha sonra felç, kangren, varis. Bunlar birkaç tanesi. Hemen söyleyelim. Bakın bir diyorum damar tıkanıklığı. Damar tıkanıklığı şöyle oluşuyor arkadaşlar. Bu hastalık yediğimiz besinler, özellikle yağlı yiyeceklerle besleniyorsak bu besinler gidip bizim damarlarımıza yapışabiliyorlar. Damarlara yapıştıkları zaman orada bir tıkaç oluşturuyorlar ve kanın aşağı veya yukarıya gidişini kısmen engellemiş oluyorlar. İşte biz buna damar tıkanıklığı diyoruz. Damar tıkanıklığı dolaşım sisteminde, bakın o kanın dolaşımında bir aksaklık oluşturacağı için tehlikelidir. O yüzden mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. O zaman şöyle diyelim. Yediğimiz besinlerden kaynaklanabilir. Kolesterol özellikle arkadaşlar. Kolesterol damar etrafına yapışarak tıkanmaya sebep olur. Şimdi burada iki tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi anjiyo yöntemi. Anjiyo yöntemi bir görüntüleme yöntemidir arkadaşlar. Anjiyoda tıkanan damar tespit edilir. Daha sonra ise stent takılır. Stent takılmada ise bir şöyle düşün, iğneyi düşünün. İğnenin ucunda bir baloncuk var. O balonu işte tıkanan yere götürüyorlar. Orada balonu şişiriyorlar ve damarı açmış oluyorlar. Yani stent ve anjiyo yöntemiyle tedavi edilebilir. Şöyle diyelim. Anjiyo ve stent takma ile
Tedavi edilir. Evet, damar tıkanıklığı hastalığımız bu şekilde. Gelelim anemiye. Anemi ne demek? Anemi kansızlık demektir arkadaşlar. Kansızlık nasıl oluşuyor? Kalıtsal faktörlerden olabilir veya demir eksikliğinden olabilir arkadaşlar. Böbrek yetmezliği ya da karaciğer hastalıklarından olabilir. Çünkü böbrekle ne alakası var diyeceksiniz. Böbreklerimizde kan hücrelerini, al yuvarları üretmesini sağlayan eritropoyetin dediğimiz bir hormon üretilir. Eğer ki böbrek hastalığımız varsa bu hormon az üretilecek veya hiç üretilmeyecek, anemiye sebep olabilir. Yine B vitamini eksikliği, kan kaybı bizim anemimize sebep olan nedenlerdir. Şöyle yazalım nedenleri arasına. Kalıtsal faktörler, daha sonra demir eksikliği, başka bir sebebi böbrek ve karaciğer hastalıkları, B vitamini eksikliği, çünkü B vitamini de birçok çeşidi kan hücresi üretiminde görevlidir. B vitamini eksikliği, bir de kan kaybı. Aşırı kan kaybı varsa anemiye sebep olabilir. Anemi neymiş? Bir de bunu yazalım. Anemi kan ya da al yuvar sayısının azlığıdır. Kan veya al yuvar eksikliğidir. Anemi bu arkadaşlar. Gelelim lösemiye. Bakın lösemi oldukça tehlikeli bir hastalık. Lösemiyi çokça duyuyoruz değil mi? Hatta löse var. Lösemiyle dayanışma vakfı diye. Lösemi. Nedir lösemi? Kan kanseri. Nasıl oluşuyor arkadaşlar bu? Kan kanseri şöyle oluşur. Ak yuvarların kontrolsüz olarak çoğalması sonucunda ortaya çıkıyor lösemi hastalığı. O zaman yazalım. Ak yuvarların kontrolsüz çoğalmasıdır. Şimdi ak yuvar ne yapıyor ak yuvar? Vücudumuzun savunmasında görev alıyor. Ak yuvar kontrolsüz çoğalıyorsa bizim işimize gelmez mi? Gelmez. Neden? Çünkü bu oluşan ak yuvarlar arkadaşlar yeterli büyüklüğe erişmemişlerdir. Dolayısıyla yeterince sitoplazması, yeterince organeli yoktur. Bu yüzden de beslenmede sıkıntı çekerler. Beslenmede sıkıntı çektikleri için ve kanla taşındıkları için gittikleri her yerden, bakın her organdan, oradaki hücrelerden besin alırlar ve oradaki hücrelerin ölümüne sebep olurlar. O yüzden de lösemi en tehlikeli hastalıklardan bir tanesidir arkadaşlar. Oldukça önemlidir. Şöyle diyelim, bağışıklık sistemi işlev yapamaz hale gelir. O yüzden de lösemi hastaları oldukça hassas hastalardır. Diğer kanserlere göre tabii ki. Hani başka tabii daha tehlikeli hastalıklar olabilir. Ama lösemi bence kanserler içerisinde en kötü olanıdır diyebiliriz. Gelelim lenfoma, yani lenf kanseri. Şuraya 4 diyorum. Lenfoma, yani lenf kanseri. Arkadaşlar, lenf kanseri de şöyle. Lenf bezlerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıdır. Bu şekilde çoğaldıkları için lenf bezleri şişiyor. Özellikle bizim lenf bezlerimiz göğüs bölgemizde ve koltuk altı bölgemizde yoğunlaşmıştır. O yüzden göğsünüzde ve koltuk altınızda anormal bir şişlik hissediyorsanız mutlaka doktora başvurun. O zaman şöyle diyelim. Lenf bezlerini oluşturan hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıdır. Peki bunun belirtileri neler? Arkadaşlar belirtileri ateş, kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık görülür. Dediğim gibi eğer ki koltuk altı bölgenizde veya göğüs bölgenizde anormal bir şişlik hissediyorsanız mutlaka doktora görünün. Gelelim bir diğer hastalığımıza. Şöyle 5 diyorum, kalp krizi.
kalp krizi. Diğer bir adıyla enfarktüs. Enfarktüs. Arkadaşlar kalp krizi de farklı nedenlerden oluşabilir. Nasıl? Mesela damarlar tıkanabilir. Özellikle kalbi besleyen koroner damarların tıkanması kalp krizine sebep olur. O zaman yazalım. Koroner damarların tıkanması kalp krizine sebep olur. Tabii bunda genetik faktörler de devreye girebilir ama en çok koroner damarların tıkanmasıyla oluşuyor. Arkadaşlar belirtileri şöyle. Göğüs ağrısı, özellikle sol kolda bir ağrı. Sol kolda ve beraberinde göğüste bir ağrı bunun en belirgin özelliğidir. O zaman şöyle yazalım. Sol kol ve göğüste ağrı. Göğüste ağrı en belirgin özelliğidir. En belirgin özelliğidir. Evet, kalp krizi bu şekilde. Peki nasıl korunacağız? Veya kalp krizi geçiren biriyle karşılaştığımızda ne yapacağız? Şöyle arkadaşlar, kalp krizi geçiren birisini gördüğümüzde tabii ki hemen acil 112'yi aramamız gerekiyor. Ama biz de orada o kişinin ayaklarını yukarıya doğru kaldırıp başını yana doğru çevirmemiz gerekiyor ki dili boğazına kaçmasın diye. Daha sonra eğer ki işte kravatı falan varsa özel boynunun böyle genişlemesini sağlamamız lazım. Rahat nefes alabilsin diye. Öbür türlü başka bir müdahalede bulunmuyoruz. Sadece bunları yapıp işte acil ekiplerinin gelmesini bekliyoruz. Gelelim bir sonraki hastalığımıza, kangren. 6. Kangren. Nedir kangren? Arkadaşlar, atar damarlar bazen yetersiz geliyor. Yani taşımada yetersiz oluyor. Yetersiz olduğu için beslenemeyen dokular bu sefer ölmeye başlıyorlar. Biz buna kangren diyoruz. Kangren hastalığında o dokunun mutlaka oradan uzaklaştırılması lazım. Çünkü ileriye doğru gitme ihtimali vardır. O zaman şöyle diyelim. Atar damarların yetersizliğinden dolayı dokularda meydana gelen kayıptır. Yani doku ölümleri diyebiliriz. Kayıptır. Peki neden meydana geliyor? Arkadaşlar damarların yırtılması olabilir. Damarların sıkışması olabilir. Özellikle şeker hastalarında da görülebilir. Çünkü şeker hastalarında da atar damarlar yetersiz geliyor. Dolayısıyla kangren hastalığı görülebilir. Çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Gelelim son hastalığımıza artık. Varis hastalığı arkadaşlar. 7 varis diyoruz. Varis. Bir de hipertansiyon var ama ondan çok fazla bahsetmek istemiyorum. Hipertansiyon, tansiyonun normalden daha yüksek olmasıdır. Aşırı kilo, işte yeme bozuklukları hipertansiyona sebep olabilir. Varise baktığımızda varis nedir? Arkadaşlar, özellikle deri yüzeyine, yani bizim bacaklarımızda özellikle çok görülür varis. Deri yüzeyine yakın toplar damarlardaki o tek yönlü açılan kapaklar vardı ya, o kapakların yapısının bozulması sonucunda ortaya çıkıyor. Kapakların yapısı bozulduğunda kan yukarıya doğru taşınsa bile bir miktar geri kaçıyor. Geri kaçtığı için orada damarların genişlemesine ve dışarıdan görünmesine sebep oluyor. İşte biz buna varis hastalığı diyoruz. Arkadaşlar varis hastalığından nasıl korunabiliriz? Düzenli spor yaparak, uzun süre ayakta kalmayarak, bakın ara sıra oturun, eğer uzun süre ayakta kalan bir işe sahipseniz ara sıra oturun mutlaka ve kilo kontrolünü sağlayarak, özellikle kilolu kişilerde daha fazla görülebilir varis. O zaman şöyle diyelim. Deriye yakın toplar damarlarda bulunan kapakların bozulması sonucu oluşur. Arkadaşlar burada kapak bozulduğu için o bölgede kan toplanıyor. Kapak bozulduğu için o bölgede kan toplanır.
Kan toplanır ve dışarıdan belli olur. Dışarıdan belli olur. Peki bu kişiler nasıl korunabiliyor? Variz çorapları giyinerek arkadaşlar bunlardan korunuyorlar. Dediğim gibi uzun süre ayakta kalan kişilerde de görülür. O yüzden uzun süre ayakta kalmayın. Özellikle her gün yarım saat, 40 dakika yürüyüş yapmaya dikkat edin arkadaşlar. Varis hastalığına öğretmen hastalığı da deniliyor. Çünkü öğretmenler de böyle hani çok fazla ayakta duran kişilerdir. O yüzden öğretmen hastalığı da denilebilir. Evet, dolaşım sistemi hastalıklarıyla birlikte dolaşım sistemini bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda bununla ilgili soru çözümü yapacağım. Sonraki videoyu kesinlikle kaçırmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.